Hadi yayın da etmiştim. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size GRC Ekdis'i anlatacağız. GRC Ekdis kullanımı çok basit, güzel bir Ekdis. Günümüzde artık Transas ve GRC genellikle kullanılan Ekdis'lerden biridir. Şimdi ekranda ilk olarak arayüzü görüyorsunuz. Sol tarafta harita ölçeği kısmı. Buradan scale'i seçebilirsiniz veya range aralığını seçebilirsiniz. Burayı genelde otoda da kullanabilirsiniz. İnisiyatifinize bağlı olmakla birlikte. İkinci sekmede True Motion, Relative Motion ve Free Motion'u görmektesiniz. Eğer seyir halindeysek True Motion'u kullanmamız, gerçek hareketi kullanmamız daha uygundur. Eğer arpalarınız da bir sıkıntı olursa Relative Motion'u alırsanız daha iyi olur. İkinci sekmesinde North Up, Course Up ve Course Up Angle Settings bir kısım var. Buradan da aynı şekilde açıya girebilir ve Course Up'ınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Tekrar North Up'a geldi. Yani kuzey yukarı, gerçek kuzey yukarı olacak şekilde. Haritanın Base modülünü aldığımızda harita en basit şekline gelir. Haritada gereksiz bilgiler kalmaz. Bir bölgede hani görmemiz gereken acil bir şey varsa, yani tanımlamamız gereken bir şey varsa bunu kullanabiliriz. Standartta haritada base olarak neler olması gerekiyorsa onları görürüz sadece. All sekmesini seçtiğimizde ise tüm detayları catsoklar da dahil olmak üzere derinlikler, işte nasyonel dile göre, ulusal dile göre bütün dataları elverişli bir şekilde harita üzerinde görürüz. Custom'a tıkladığımızda bizim kendimize göre seçtiğimiz uygun görülmesini istediğimiz şeyleri görürüz şu anki gibi. Burada aynı zamanda Custom'ın Chart Display Settings'ine geldiğinizde View 1, View 2 olarak da ayarlayabilirsiniz. Buradan işte tekstlerin size'ını seçebilirsiniz. Auto harita yüklemeyi seçtiğinizde haritalar burada otomatik yüklenecektir. S57 haritalarını kullanıyoruz biz arkadaşlar. View 2'de de aynı şekilde 1'deki ile aynı sekme bulunmakta. Burada birebir ölçekte kullanmamız için bir tuş var. Buna tıkladığımızda harita birebire gelir. Şimdi Home tuşu var burada. Gördüğünüz gibi üst tarafta. Haritada başka bir yere gittim. Tekrar Home tuşuna tıkladığımda mevcut konuma, geminin konumuna gelir. Gördüğünüz gibi. Burada Event Log var arkadaşlar. Bir herhangi bir event varsa yazmamız istersek burada zamanların içine comment bölümünden yazabiliriz. İşte Ekdis tanıtımı vesaire benzeri gibi şeyler yazabiliriz burada. Burada böyle ekleme yapabiliyoruz. Sağ tarafa geldiğimizde arkadaşlar position discrepancy görüyoruz. Position'ı GPS olarak alıyor şu anda. Position discrepancy ne kadar şu anda harita üzerinde? 0-0 neredeyse, yani herhangi bir farklılık yok şu anda. Derinlik source datasını aynı şekilde Echo Sounder'dan alıyor. Mevcut current datasını alıyor. Şu anda derinlik 200 metreden fazla olduğu için 2000 metre civarı şu anda. O yüzden herhangi bir data yok. Bizim de Echo Sounder'ımız kapalı şu anda. Bu hemen altında Cursor Readout diye bir kısım var arkadaşlar. Şimdi harita üzerinde herhangi bir yere geldiğinde o bölgeye time to go yazar. Burada bu şekilde. Altında oraya varacağımız mevcut hızla varacağımız eteği gösterir. İşte kursorun, yani imlecin pozisyonunu gösterir. Kaç mil uzakta, kaç derece kertesinde, bu gibi datalara ulaşabiliriz arkadaşlar. Ondan sonra hemen sağ tarafa geliyoruz. Sağ tarafta radar overlay kısmı, Ekdis, Konik vesaire benzeri yerler var. Ekdis'te alarm warning ve diğer birçok seçenek şurada çıkar. Herhangi bir alarm aldığımızda alarm acknowledge verdiğimizde hem tuşla yapabiliriz hem de ekran üzerinde alarm acknowledge'a tıkladığımızda alarm gider ekran üzerinde. Aktif alarmlar, non-tax alarmları, işte onun dışında maintenance ile ilgili gelenler, tabii sarı içerikli.
ICE mesajları vesaire benzeri birçok datayı buradan görebiliriz. Aktif alarm kısmını seçtiğimizde aynı zamanda details dersen alarmı detaylı bir şekilde bilgilerini gösterebilirim. Ondan sonra bu tarafta arkadaşlar görünüm seçenekleri var. Gece gündüz ayarlarını yapmamız için hangisi uygunsa ona göre seçim yapabilirim. Burada yaklaşık 6 tane sekme var arkadaşlar. 6 sekmeden hangisi uygunsa ona göre gece gündüz ayarını yapabiliriz. Hemen sağ tarafında parlaklık ayarı var. Parlaklık ayarı 100 veya vesaire tam açık alabilirsiniz. Hemen yanına Adjust the Operational Brightness of the Keyboard'umuz varsa buradan da keyboard'un aynı şekilde ışığını ayarlayabiliyorsunuz. Hemen yanında Maneuver Board sekmesi var. Bu Maneuver Board tuşuna bastığınızda denize adam düşerse aynı zamanda buradan markalayabilirsiniz. Örneğin bir tane yapalım şimdi. Hemen attı gördüğünüz gibi ekran üzerinde. Pozisyonunu yazdı. Dataları çıktı. Eğer ben bunu iptal etmek istiyorsam exit diyorum ve gitti arkadaşlar. Zamanı burada görüyoruz. Local Mean Time veya UTC olarak görebiliriz. İşte heading'imizi gyro, manuel olarak girebiliriz. Aynı zamanda standart olarak da girebiliriz. Speed through water değerlerini görüyoruz. Speed through water, speed lock'a göre yani iskandalimize göre aldığımız değerdir. Buradan aynı şekilde GPS 2 dataları da mevcut olmakta. Speed over ground yani geminin yere göre olan süratini gördük biz. VGS 84. Burada arkadaşlar birkaç tane sekme var. Target info seçeneğini seçebilirsiniz. İşte radar şey üzerinde, iklis üzerinde pilotladığınız gemilerin datalarını görmek isteyebilirsiniz. Ona göre ayarlama yapabilirsiniz. ICE datalarını görebilirsiniz. Diğer pilotladıklarınız, ICE infolarını görebilirsiniz. Birçok seçenek ortaya sunmakta. Aynı zamanda konik olarak da yapabilirsiniz duruma göre. Wind current olarak kullanılması şahsen daha uygun gelmekte benim için. Biraz daha iyi oluyor. Çünkü hani rüzgarı ve akıntıyı görmeniz daha önemli açıkçası. Burada hem relatif hem de şey olarak dataları görebilirsiniz arkadaşlar. Rüzgar datalarını, akıntı datalarını. Voyage calculation kısmı var arkadaşlar burada. Burada schedule kısmı var. Hangi waypoint'e gitmek istiyorsanız, örneğin 9. waypoint veya kaç diyelim bir sonraki 21, 22, 23 hangisine gideceksek ona göre seçim yaparız. Ona göre mevcut hızımızla varacağımız ETA burada gözükmektedir. Eğer istersem hızımı buradan değiştirip atıyorum 13 yapıp buradan da tekrardan ETA'mı görebilirim. Şu anki rotada işte neler var? Rotayı buradan kaldırabilirim istersen. Başka rota seçebilirim veya vesaire benzeri rotayı buradan da yükleyebilirim arkadaşlar. Veya unload yapıp tamamen kaldırabilirim. Route Monitoring 9 demiş. 9'a göre şu anda. Voyage Information arkadaşlar. Voyage Information'a geldiğimde bir sonraki rota şu andaki XD'den uzaklığım, etam, şu anda tuttuğumuz rota, heading'imiz yani vesaire benzeri. Bir sonraki dönüşte kaçıncı waypoint'e geleceğiz? Bundan sonraki dönüşümüz ne olacak? Ne kadar mesafe var? Bunları görme şansımız buradan mevcut. Voyage calculation kısmına geldiğimizde zaten yukarıda açıkladığımız gibi aynı şekilde mesafeye göre, ship pozisyonuna göre birçok data mevcut olarak pair of data plan ve actual planlanan mesela arkadaşlar bu rota üzerine 0.30.9'muş bizim şu anda actual olarak gittiğimiz, gerçekte gittiğimiz 0.21 olarak gözükmekte burada aynı şekilde. 11.4 işte normalde planladığımız hız 11.5'muş 11.4 civarı görüyoruz şu anda. Bu gibi datalara da burada ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Harita üzerinde biz şimdi gemimize tekrardan gelelim. Heading'den. Headline'ı ben şimdi buradan kapatabilirim arkadaşlar. Headline off diyebilirim mesela.
Truva'mızı kapatabiliriz. Kapattık, açtım tekrardan. Ondan sonra screenshot alabilirim şu fotoğraf imajına tıkladığımda. Ondan sonra draw text graphic object onda harita. Yani şu imaja tıkladığımda imajın üstündeki kalem tuşuna harita üzerinde herhangi bir ekleme yapabilirim. Mesela harita süslemelerini yapabiliriz vesaire benzeri EBLVRM girişi yapabiliriz. Bu sekmeden aynı şekilde rengine kadar her şeyini seçip girişini yapabiliriz. Hangisini kullanacaksak tüm datalar burada mevcut arkadaşlar. İşte eklemek istediğimize göre burada sekmeler mevcut. Ondan sonra bunun dışında burada oto seçeneğini seçtiğimde tekrardan dataları görebiliyorum arkadaşlar. Tekrardan imleç moduna geldim. Şimdi burada root planning kısmına geldim arkadaşlar. Root planning kısmında yeni bir tane root oluşturmak istiyorum mesela. Geldim böyle imledim. Harita üzerinde 1, 2, 3, 4 yaptım. Sağ tıkladığımda rotam oluşturuldu arkadaşlar. İşte rotaya isim verebilirsiniz şuradan tıkladığınızda. İşte comment yazabilirsiniz. Buradan datalarını görürsünüz aynı şekilde. Bu rotanın root check'ini yapıyorum ben şimdi. Duruma göre. Aynı zamanda burada planladığım hızlar vesaire benzeri turn radius'lar hepsinin bir kontrolünü yapalım. Şimdi başlatıyorum. Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor şimdi. Yaptık. Ben bunu şimdi kaydedersem datalarımı kaydetmiş olacağım. İsmini kaydedelim bir tane ilk önce. İşte YY diye kaydedelim. Enter. Save dedim. Herhangi bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Limit çekmesine gelelim. Onu da böyle herhangi bir şey. Daha sonra rota üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak istiyorum. Reverse tekrardan geriye çevirmek istiyorum. Mesela reverse'e tıkladığımda burada aynı şekilde aynı rotayı ters çevirir. Yani bir yerde sabit line'da çalışıyorsanız aynı rotayı reverse yapıp kullanabiliriz arkadaşlar. Geminin gelişinde çıkışında. Veya farklı bir rota açmak istiyorum arkadaşlar. Buradan herhangi bir Agedir, Huelvor vesaire benzeri rotayı seçip açabilirim harita üzerinde. Şimdi ben bu rotayı kaldıracağım. Kaldırdık bu rotamızı. Şimdi datalara geliyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde root monitoring kısmına gelelim. Şöyle. Zaten çoğu kısmını anlattık root monitoring'e. Bir şey kalmadı ama aynı rota. Anchor Watch kısmından demir vadesi tuttuğumuzda dataları girebiliriz şuradan. Anchor Monitoring şu anda off konumda. Bunu on konumuna alırsınız. Circle şekilde gözükmesini istiyorsanız circle. Demir pozisyonuna giriyorsunuz aşağıda aynı şekilde veya mevcut demir konumuna göre 1 veya 2 hangisini kullandıysak onu işaretleyip Anchor Watch'u on konumuna aldığınızda devreye girecektir. Chart kısmına geldiğimizde arkadaşlar manuel update bölümü var. My port list var. Select S57 var. Off center by the entering position var. Update review var. Date dependent view var. Graphical index var. Charts abbreviations var. Ondan sonra başka neyimiz var? ENC update status report var. Active chart 1 var. Şimdi İlk olarak Chart 1'dan başlayalım. Şimdi genelde SIRE, CDI vesaire benzeri önemli inspection'larda Chart 1'in gösterimi önemlidir. Yani şuradan geldiğimizde Chart 1 datalarına ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Chart Display 2 aynı şekilde vesaire benzeri. Bütün her şeyi burada zaten sekmeler halinde göstermişler. Chart 1'i göster dediğimizde bize buradan gösterebiliriz. Chart 1'in amacı da şu arkadaşlar. Harita üzerindeki gösterilen bütün
sembollerin güncel bir şekilde gösterilip gösterilmediğini biz bu sistem üzerinden anlıyoruz arkadaşlar. Tekrardan game pozisyonuna geldim. Şu chart 1'i kapatalım buradan. Daha sonra user bölümü. Chart tekrardan geldim arkadaşlar. Chart 1'i yaptık. ENC update statüse geliyorum şimdi. Şimdi buradan benim mevcut haritalarımın, sefer bölgeme göre mevcut haritalarımın güncel olup olmadığını alıyoruz. Start waypoint vesaire benzeri. Zatsu. Status support. İşte hangisinin en son güncellemesine, bütün datalarını biz buradan görebiliyoruz arkadaşlar. To be ordered. İşte hangisi şu anda update diyor hepsi. Şunun sipariş edilmesi gerekiyor diyor. No action gerekir. Yani durumumuz kısaca böyle. Summary'de işte mevcut update'leri gösteriyor. Zaten bir tane sipariş edilmesi gerekiyor diyor. Onu da bu şekilde ayrıntılı olarak burada gösteriyor arkadaşlar. Bir diğer kısım chart bölümünü tamamladıktan sonra user chart, yani pardon, chart kısmını daha tamamlayamadık tabi. Manuel update. Harita üzerine herhangi bir manuel update yapacaksak ona göre burada işte select chart, hangi harita üzerinde yapacağız, neyi yapacağız, onları belirtmemiz gerekiyor. Oradan bu şekilde yapabiliriz. Tekrar haritaya eski modunu aldım. Daha sonra chart bölümüne gireyim. My port list. İşte buraya arkadaşlar limanları ekleyebilirim. İşte Huelva'ya gidiyorum. Huelva diye ekleyebilirim mesela. Huelva. Buradan ona göre seçimlerimizi yapabiliriz. Ama tabii bunların şeyleri olması gerekiyor, kayıtları olması gerekiyor. Mesela bunu ekledim mi böyle bu şekilde Huelva datası çıkacak. Şu anda kaldırıyorum bunu. Çünkü burası tam Huelva limanı. Bunu kaydettik bu şekilde. Chart bölümünde yine aynı şekilde. S57 chartları, bütün S57 chartlarımı görüyorum burada. Herhangi birini seçebilirim. Onun scale'ine göre durumu gözetleyebilirim. Hangi haritayı görmek istiyorsam. Chart bölümündeyim yine aynı şekilde. Off center by entering position. Mesela herhangi bir pozisyona gitmek istiyorum harita üzerinde. Rastgele bir pozisyon seçtim mesela. Bize sefer sordular ama işte herhangi bir datası yok, sadece pozisyon bilgilerini verdiler. Buradan pozisyonu girerek sadece direkt verilen konuma doğru gidebiliriz aynı zamanda arkadaşlar. Yine chart bölümünden yaptık. Chart abbreviations. Harita kısaltmaları. List of symbols kısmında da aynı zamanda işte haritada kullanılan kısaltmaların anlamları burada var arkadaşlar. Basit bir şekilde görürsünüz burada neyin ne kısaltmalı olduğunu. Basit bir şekilde anlarsınız zaten. Graphical index bölümü, date dependent view, update view. En son update edilen dataları görürsünüz aynı şekilde burada. Update view, son yapılan güncelleme. Chart bölümünü de anlattık. Şimdi user chart bölümüne geldik. File operation, mark line is deleted type and color. File operation bölümünde herhangi bir düzeltmeyi seçebilirsiniz. Daha önceden 3. kaplanın yaptığı düzeltmeler, yani harita süslemeleri vardır. O süslemeleri aktif yapabilirsiniz veya deaktif yapabilirsiniz. Veya mevcut seferinizdeki başka bir dosyayla merge yaparak eklemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekdis aynı zamanda hani menülerde çok uzun kalmanızı istemiyor. Çünkü geminin pozisyonunu monitör etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda user chart bölümüne yine girdim. Mark line list. Burada nerede ne kullanıldı hepsini görüyoruz arkadaşlar. Hangi sembol kullanıldı, ne yapıldı, nereye şey yapıldı. İşte ne diye etiketlendi. Buradan da görebiliriz harita süslemelerimizi. Şimdi logbook kısmına geldik. Haritada mesela herhangi bir event olduğu, herhangi bir şey olduğu, buna dair dataları görebiliriz burada. İşte alarm aldı, manevr board'a basmıştık, stop ettik, şey oldu, spesifik period
vesaire tüm datalara buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İşte hava sıcaklığından tutun her şeye kadar durumu kaydedebilirsiniz. İşte makinenin durumu vesaire benzeri. Her datayı kaydetme şansınız var bu spesifik periyotta. Navigational alertler alınanlar burada aynı şekilde. Sistemle ilgili alınanlar burada. Bu dataları da bu şekilde oluşabilirsiniz. AIS dataları, AIS Watch data dataları. Mesela buradan Huelva'ya gidiyoruz. Huelva dataları gelir. Geminizin dataları, static dataları gelir. Draftları işte vesaire benzeri. Birçok datayı burada görüyoruz arkadaşlar. Eğer durumu değiştirmek istersek yine aynı şekilde AIS'e geldim. AIS Watch dataları. Buradan All Ships Type, kategori vesaire benzeri. Underway Using Engine, etamız vesaire benzeri girişini yapıyorum. Tekrar AIS bölümüne tekrar bir ziyaret yapalım. Highlighting datalar, voyage datalar, target AIS. AIS mesajlarını burada aynı şekilde gönderebilir veya gösterebiliriz. İşte bireysel olarak. Ondan sonra data loss'lar, highlighting vesaire benzeri birçok bilgiye, hangi bölgelerin dik geminin highlight edilmesi yani vurgulanmasını istiyorsanız oradan net bir şekilde görebilirsiniz. Tools bölümüne geliyoruz. Tools bölümünde de aynı şekilde maneuver board var, EBR var, VRM var, parallel index var, EBL maneuver var, manuel position fix var, noted fixed AVR ve VRM var, cursor readout var, şu yukarıda gördüğümüz şey, file manager var aynı şekilde. Paralel indeksi açalım. Bu sekme biraz önemli arkadaşlar. Paralel indeksin amacını kullanırken çok önemli. Paralel indekste şöyle bir şey var. Paralel indekse yakın serilerde özellikle kare 12 mil civarında yakınken herhangi bir veri kurumundan aldığımız sancak iskele geminin pozisyonunu rahat bir şekilde direkt net yapmadan kontrol etmenizi sağlar. Ne kadar sancağı, ne kadar iskeleyi saklıyorumuzu anlamamızı sağlar. Burada gördüğümüz datalarda bu şekilde ulaşabiliriz. Tools bölümüne tekrar geldim. PI kısmına geldim. Sağ taraftan iki tane mi istiyorum, bir tane mi istiyorum seçebilir ve durumlarını ayarlayabilirim. Şimdi harita üzerine geliyorum tekrardan. Arkadaşlar şöyle mesafelerine bakıyorum. İşte ne kadar olsun. Şöyle mesela. Gördüğünüz gibi aynı şekilde şekillendirerek floating yaparsam screen fixed yaptığımda istediğim yere gidebilir, çekebilirim, oynayabilirim üzerinde vesaire benzeri dataları görürüz arkadaşlar. Paralel indeks de bu şekilde. Tools bölümünden bu sefer maneuver board yine aynı şekilde tıkladığımızda dataları, EBL, VRM vesaire benzeri datalarını görmek istiyorsak şuradan yapabilir. Açtığımızda aktif duruma geçer, kapattığımızda kapalı konuma geçer, tekrardan off moduna geçer. İkinciyi devre almak istiyorsam üzerine bir kere tıklamamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da tamam arkadaşlar, bundan da bahsettik. Tools bölümüne başka, file manager aynı şekilde, cursor readout'a bahsettik, EBL maneuver aynı şekilde, timer. Timer kısmı işte zamanlayıcı, işte 13.52 şu anda işte ona göre bize zamanlayıcı koyabiliriz. View kısmına gelelim. Multi view mode. Mesela Actis üzerinde iki ekrana bölebilirim Actis'i. Mesela bir yerde çalışma yapabilirken veya sancak iskele diye ikiye bölebilirim aynı şekilde. Veya küçük bir readout bölümü oluşturabilirim şöyle ekranda. Ekrandaki görüşümüzü bu şekilde ayarlayabiliriz. Şimdi diğer şeye geliyorum tekrarda. Girdiğimiz kısma. View kısmında yine aynı şekilde options kısmı var. Burada da on-ship datalarını görebiliriz. Outline duruma göre. Vektör zamanımızı görebiliriz. On-track izimizi görebiliriz. Siyah bizimki 24 saatlik periyotta her 1 dakikada pozisyonunu işaretle ve 1 saatlik etiket koy dedim. 1 dakikalık. Rutumuz aynı şekilde local mean time formatında XDB'yi göstersin. Kardinal A'da mıyız, B'de miyiz,
Ona göre seçimimizi yapıyoruz. Daha sonra waypoint dataları küçük mü gözüksün, büyük mü gözüksün, alternatifler ne renkte gözüksün, blue mu, orange mu, bu sekmeden görebiliriz arkadaşlar. User chart bölümüne geldiğimizde user chart'ta bütün hangi kullanılmasını istediğimiz sembolleri buradan etiketleriz ve görürüz aynı şekilde. Mariner Smart Line, işte bunlar da aynı şekilde bizim görmemizi sağladığımız şeyler. Ekran üzerinde görülsün mü, görülmesin mi? Radar overlay kısmı, buna tıklarsak radar ekranını aynı şekilde etkisi üzerinde görürüz arkadaşlar. Bunu şu anda kapattım ben. Tekrar eski modumuzu alalım. Target dataları aynı şekilde gözüksün mü, gözükmesini istiyoruz. Target track, izleri gözüksün mü, gözüksün, pilot lansman renkleri vesaire benzeri defalar var. Chart common full light paint symbolize. Genelde symbolize kullanırız ki kağıt harita özelliği olsun. Paper chart modunda zaten full light scale minimum. Buradan da scaling modunu görüyorsunuz arkadaşlar. Scaling yani şey olarak. Herhangi bir değişiklik olmadı harita üzerinde ama. S57 kullanıyoruz. Daha önce bahsettiğim gibi. Textlerin size vesaire benzeri bir section var. IO, TPO, temporary notice gösterilsin, primary notice gösterilsin. No information object gösterilmesin tıklanmış. Zaten hepsi tamam. Graphical indications, işte grafik olarak görseller. Tools bölümüne geldik. EBL'ler olsun, işte PI olsun vesaire benzeri gibi sekmeler burada da var arkadaşlar. Unit, birimler. Derinlikler metre olarak, akıntı knot olarak, rüzgar knot olarak. Wind direction 16 point'tan olsun demiş. İşte ben bunu işte degree olarak da yapabilirim, değiştirebilirim. Aynı şekilde ona göre seçimimizi yapabiliriz. Bu bölümü de neredeyse bitirdik sayılır. Kontroller, tooltips, depth graph, wind graph vesaire benzeri datalar da burada. Depth graph da aynı şekilde burada seçeneklerimizi görebiliyoruz. Alert kısmına geldik. En önemli bölümlerden biri arkadaşlar. New target alarm. Azimut 1, azimut 2 kullanabiliriz. Bunlardan seçtiğimiz angle'da hangi açıda görülmesini istiyorsak ona göre seçimimizi yaparız. Bu alarmlar bu range'e girdiği zaman bize alarm verecektir. Deep alarm, safety alarm, safety control alarm vesaire gibi shallow water settings'lerimizi buradan girebiliriz alert kısmından. Look ahead kısmı, yani provamızın önünde bulunan sektörde ne kadarlık bir alanı kapsasın, alarm ne zaman versin bize. Special condition, mesela trafik separasyonuna girdiğimizi veya özel alana girdiğimizde bize alarm vermesi için yine buradan seçimlerimizi yapmamız gereklidir. Track control aynı şekilde. End of the track, işte pozisyon değişikliğinden kaç derece, işte şu kadar değişirse ne kadar alarm versin diye vesaire benzeri datalarda track control bildiğinden görüyorsunuz. Position integrity, discrepancy mesela bahsettiğimiz başta 20 olarak şimdi onu da görüyoruz. Onun da alarm setting'ini oluşturabiliyoruz. Burada alarm and unacknowledge verirse işte 60 saniyede ne olur vesaire benzeri. Reactivation tekrardan devreye girmesi 30 saniye sonra tekrardan vesaire benzeri datalarımızı buradan görüyoruz. Settings kısmına geldik. Setting kısmında signal process vesaire benzeri. Target dataları, işte hangisinden alsın, AIS'den alsın, işte AIS'in öncelikli mi, işte radar öncelikli mi, nasıl olsun. Filter bölümü, buradan filter koyabilirsiniz AIS datalarına ve target gemi statik dataları üzerine, acceleration, declaration, trade dediğin, ship's dynamic trade. Target track, işte buradan view for the target track, işte yükleme yapabilirsiniz. Root kısmında neler gözüksün, işte alarm olarak nelerimiz olsun, 0.04 sancak, 0.04 iskele aynı şekilde, radius room line kullanılmış, time zone 0.0, distance bilmem ne vesaire benzeri dataları buradan görebiliyorsunuz.
Logbook, Navtex. Navtex de önemli arkadaşlar. Navtex'te neleri alsın? İşte Navigation Alarm, Weather Alarm, Ice Warning, Research ve bunun dışında diğer şeyleri de görüyoruz biz zaten. Buradan seçimlerini yapabiliriz Navtex'te ilgili mesajları. Yıl olarak da zaten buradan gözüküyor. Şimdi ABD'de mesajları zorunlu mesajlar. Bunu hiçbir şekilde kaldıramazsınız arkadaşlar. Navtex tarafından alınması gereken mesajlar. Navtex'te CER alarm vardır aynı şekilde. 0.04'ten fazla alarmı olanlar, yani hata payı olanlar alınması zorunlu mesajlar değil. Ondan sonra başka neyimiz var burada? Bakalım. Settings'i anlattık. Maintenance kısmına gelelim. Date, time, zaman değişikliklerini buradan yapabilirsiniz. Time zone hangisini kullanıyorsanız haritada tarihin gözükmesi gereken şekli seçebilirsiniz. Ondan sonra bahsettik zaten. Kameramanımız da Savaş Kaptan. Savaş Şanlı. Videonun çekiminde, yapımında yardımcı olacak bana arkadaş. Burada aynı şekilde software bilgilerimizi görebilirsiniz. Presentation Library 4, işte teknis lisansımız, aynı şekilde functionality ve lisansınızı görmektesiniz. Bunu aynı zamanda Save to USB dediğinizde teknisinizden USB'nize aktarabilirsiniz. Self test yapabiliriz. Root plan exchange log, işte sensor selection status, sensörlerinizi görürsünüz. Sensörlerinizde herhangi bir sıkıntı var mı? Bunları da buradan görebilirsiniz. Position status, sensor selection, işte hangisini kullanırsınız sensör olarak seçeneklerimiz bulunmakta. Her bölümünden sistemle ilgili herhangi bir bilgim yoksa ve anlamıyorsam, işte sorunlarla karşılaşıyorsam burada sekmeler var. Aynı zamanda içinde Content ile diğer search kısmına tıkladığınızda, yazdığınızda sorununuzla ilgili size bir data verecektir. Buraya yazarsınız ve karşınıza çıkan ilk şeyden mesela X'de yazalım arkadaşlar. Bana onunla ilgili dataları çıkarabilir. Gördüğünüz gibi changing of X'de işte nasıl yapılıyor vesaire benzeri. Mesela X'de sınavına gireceğinizde bu sekmenin açık olması sizin avantajınız olabilir. Ektis'in anlatımı arkadaşlar bu kadar. Aynı zamanda burada da birkaç tane sekmemiz var. Filtre daha önceden bahsettim. Vektörünüzü ayarlayabilirsiniz. Vektör yani şurası. Ondan sonra ICE dataların filtre, ondan sonra overscale, harita üzerindeki sıkıntılar vesaire benzeri görebiliriz. Şimdi ben eğitimi sonlandırmadan önce aynı zamanda Ektis hakkında bilgileri elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Umarım size de yeterli olmuştur. Harita güncellemesi vesaire gibi ileri dataları daha sonraki aşamalarda sizlerle paylaşacağım. Umarım yeterli olmuştur. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkürler, iyi seyirler. Bye bye.